Arkadaşlar merhaba. Doğada naylonunuz varsa suyunuz da var demektir. Önce 1-1,5 metre çapında bir çukur yaşıyoruz. Ve tam ortasına bir kap koyuyoruz. Tam ortaya gelecek şekilde. Naylonumuz olduğu zaman doğada su elde edebiliriz. Şimdi naylonu bu saranlaştıralım. Bir tarafına taş koyalım. Diğer tarafına da. Ve karşı tarafa da aynı şekilde. Kenarlarını toprakla örtüyoruz. Ve diğer tarafında. Şimdi buna bunun şeklini vermek için koyduğumuz tasın tam ortasına gelecek şekilde bir şöyle taş koyuyoruz. Tamam, bunun şeklini aldı bu. Bu varsa topraktaki nemi, yoksa havadaki nemi, naylon içiyle dışarısının sıcaklarının farklı olmasından dolayı nemi suya çevirerek içme suyu elde edeceğiz. Şimdi bekliyoruz. Yarım saat içinde naylonun üzeri bembeyaz oldu. Su damlacıkları oluştu. İçerideki havayla dışarıdakinin sıcaklığının farklı olmasından. Bu su yavaş yavaş alta koyduğumuz kabın içine akacak. Arkadaşlar, aradan 24 saate yakın geçti. Şimdi bu suyu iki şekilde alabiliriz. Eğer varsa bir akvaryum hortumu gibi şişeye bağlayıp dibine, ucu dibinde olacak şekilde alttan verip çekebiliriz. Veya tası çıkarabiliriz. Şimdi tasımızı çıkaralım, topraklarımızı alalım, taşımızı da alalım ortadan. Evet, suyu, biriken suyu görüyorsunuz. Bir çay bardağından biraz az. Topraktaki nemi de, havadaki de suyu da bu şekilde suya çeviriyor. Bunu suyu aldıktan sonra tekrar bunu yerine koyacağız. Taşımızı koyacağız üzerine. Ve etrafını toprakla kapatacağız.
rüzgar açmayacak şekilde, hava almayacak şekilde. Bu bize bir devamlı bir doğada su kaynağı olacak. Bu çukurumuz ne kadar geniş, ne kadar derin olursa suyumuz da o kadar çok oluyor. Teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere.